Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda UBND cihazlarımızı birbirine bağlantısını işleyeceğiz. Öncelikle UBND Discovery programımızı açarak buradan cihazlarımızın discovery olmasını, yani görüntülü olmasını sağlıyoruz. Şu an yapılandıracağımız cihaz Farbeam M300. Web üzerinden erişim deneyeceğim ve bağlantı gelmeyecektir bana. Çünkü cihazımla herhangi bir şekilde IP tanımlaması yapmadım. Saatin yanından bilgisayar sembolünü sağ tıklayarak ağ ve internet ayarları ögesine girerek buradan bağdaştırıcı seçeneklerini değiştirin diyeceksiniz. Windows 7'de bu ağ ve paylaşım merkezi olarak geçer. Yine sağ tıklayarak Ethernet üzerinden bağlantı sağladığım için özellikler diyorum. Ve TCP/IPv4 olan kısma çift tıklayarak aşağıdaki IP adresini kullan diyorum. 192.168.1.11 IP'si tanımlayacak. Buradan varsaydan ağ geçti belirleyebilirsiniz ya da DNS verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ayarları yaptıktan sonra tamam tuşuna basarak kaydediyoruz. Çözüp yeniden erişim deniyorum. Cihazımızın erişimi gelmiş durumdadır. Cihazımızın şifresine girerek erişim sağlayalım. Cihazımız karşımıza gelmiş durumda. Wireless menüsünden cihazımız gördüğünüz gibi Station Mode'da herhangi bir ayar değişikliğimiz yok. Versiyonumuz 6.1.2 versiyonu. Şimdi cihazımızı güncellemesini atalım. İnternet bağlantımızı açıyorum. UBNT'nin sitesine girerek, ubnt.com'a girerek cihazımıza güncellemeyi indireceğiz. Tabii dikkat etmemiz gereken nokta şu, orada firmware versiyon numarası var. Versiyon numarasının başındaki harflere göre bir dosya indireceğiz. Yani bizimki firmware versiyonumuz XW üzerinden bir dosya indirimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Download menüsüne tıklayarak burada Airmax M Series diyorum ve XW olan boardlar için geçerli olan firmware versiyonunu indiriyorum. Download file diyorum. Cihazımız download'a başladı. Benim zaten daha önceden halihazırda bu dosyayı indirmiştim. Bu dosyanın güncellemesini dosya seç diyerek seçtim yapıyorum. Upload'a basarak gönderimini sağlıyorum. Upload işlemi başarıyla sonuçlandıktan sonra update'e basarak cihazımızın güncellemesini gerçekleştiriyoruz. Güncellemeden sonra cihazımız kendini kapatıp yeniden başlayacaktır. Yeniden başladıktan sonra cihazımız güncel versiyonuyla kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, güncellemesi sonuçlanmak üzere. Daha önceden gördüğünüz üzere 6.1.2 versiyonu kullanıyorduk. Şimdi 6.1.4 versiyonu yüklemiş bulacağız. Cihazımız kapanıp açıldıktan sonra yine sistem menüsünden versiyon yüklemesinin başarılı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ve videomuzu sonlandırıyoruz. Cihazımıza erişiyoruz. Default olarak gelen ayarlarda kullanıcı ismimiz UBNT. Tipimiz aynı şekilde UBNT'dir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere cihazımız firmware'de güncellenmiş bulunmakta. İzlediğiniz için videoyu teşekkür ederim.